annesinin biricik oğlu Sasha Smirnov, koltuğunun altında Borsa Haberleri gazetesinin 223 sayısına sarılı bir paketle Doktor Koşelkov'un muayenehanesine girdi. Doktor onu, "Oo, merhaba delikanlı, bugün kendimizi nasıl hissediyoruz? Ne gibi iyi haberler getirdiniz?" diyerek karşıladı. Sasha gözlerini kırpıştırdı, elini göğsüne bastırdı. Heyecanlı bir sesle, "Ivan Nikolayevich, annemin selamı var. Size çok teşekkür ediyor," dedi. "Annemin tek oğluyum. Tehlikeli bir hastalığını tedavi ederek onun yaşamını kurtardığınız için ikimiz de size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz." Mutluluktan gevşeyen doktor, "Şimdi bırakın bunları genç adam," diye durdurdu onu. "Benim yerimde kim olursa olsun aynı şeyi yapardı," dedi. Sasha, "Annemin biricik oğluyum ben. Biz yoksul insanlarız. O yüzden emeğinizin karşılığını ödeyemedik. Yine de çok utandığımız için annem ve annemin tek oğlu olan ben, minnettarlığımızın bir işareti olarak şu çok değerli, tunçtan yapılmış, eşsiz sanat eserini kabul buyurmanızı diliyoruz," dedi. Doktor yüzünü buruşturdu. "Boşuna yorulmuşsunuz delikanlı. Niçin zahmet ettiniz?" dedi. Sasha paketin iplerini çözmeye başladı. "Niçin zahmet olsun? Lütfen kabul buyurun doktor. Almazsanız beni de annemi de gücendirirsiniz. Çok değerli bir parçadır. Tunçtan yapılma eski bir eser. Rahmetli babamdan kaldı. Değerli bir anı olarak bugüne dek sakladık. Babam antika satın alır, bunları değerini bilenlere satardı. Şimdi annemle ikimiz aynı işle uğraşıyoruz." Sasha paketi açtı. İçindekini gururla masanın üstüne koydu. Bu belli ki bir sanatçının elinden çıkma, kocaman eski bir tunç şamdandı. Şamdan yan yana duran iki kadın heykelinden oluşuyordu. Ancak kadınların Havva anamızın giysisi içinde öyle bir duruşları vardı ki, bunu anlatmaya ne benim mizacım uygundur ne de böyle bir şeye cesaret edebilirim. İki Osma işveyle gülümsüyorlardı. Eğer başlarının üstünde mum taşımak gibi bir görevleri olmasa, şamdanın kaidesinden hemen aşağı atlayacak gibiydiler. Aşağı atladıktan sonra ne yapacaklarını utancımdan düşünemiyorum sevgili dinleyicim. Armağan'a şöyle bir bakan doktor, düşünceli düşünceli kulağının arkasını kaşıdı, öksürdü, kararsızlık içinde mendiliyle burnunu sildi. Evet, güzel bir şeye benziyor. Ama nasıl desem bilmem ki, çıplaklıktan da öte fazla açık saçık bir şey bu." "Niye öyle olsun ki?" diye sordu Sasha merakla. "Baştan çıkarıcı bir şeytan bile daha ilerisini düşünemezdi. Bunu masamın üstüne koyarsam başıma gelecekleri gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz?" diye sordu doktor. Sasha gücendi. "Bir sanat eserine bu gözle bakmak çok tuhaf doğrusu. İyice dikkat edin. Karşınızda büyük bir yaratıcılık ürünü var. İnsan bu güzelliğe, bu inceliğe baktıkça ruhu hayranlık duygularıyla dolar. Ağlamamak için kendini zor tutar. Eserin güzelliği karşısında dünyada pek çok şeyi unutursunuz. Ah, bu ne kıvraklık, ne etkileyicilik, ne anlatım gücü." "Doktor, iki gözüm, anlamıyor değilim. Hepsini anlıyorum. Ancak ben evli barklı bir adamım. Kadınlar girer çıkar, çocuklarım gelir buraya," diye yanıt verdi. Sasha bunun üzerine, "Kalabalıkların görüş açısından düşünürseniz böyle yüce sanat eserleri başka bir renge bürünür. Ancak doktor, kendinizi kalabalıkların üstünde görün. Ayrıca armağanı geri çevirmekle beni de annemi de incitirsiniz. Ben annemin biricik oğluyum. Siz benim yaşamımı kurtardınız. Elimizdeki en değerli armağanı sunuyoruz size. Üzüldüğümüz tek nokta şamdanın başka bir eşinin bulunmaması." Bunun üzerine doktor, "Teşekkür ederim iki gözüm. Size minnettarım. Annenize benden çok selamlar. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Çocuklarım gelir buraya. Kadınlar eksik olmaz. Neyse, derdimi anlatamıyorum. Armağanınız kalsın bakalım." Sasha sevindi. "Kalsın kalsın. Bundan ne çıkar? Şuraya vazonun yanına koyarsınız. Ne yazık ki bir eşini daha bulamadık.
Hadi esen kalın doktor. Sasha gittikten sonra doktor Şamdan'ı uzun uzun süzdü. Kulağının arkasını kaşıyarak düşünmeye başladı. Gerçekten değerli bir parça. İnsan böyle bir şeye atmaya kıyamaz. Burada kalması da uygun değil. Öyleyse ne yapmalı? Birine armağan mı etsem yoksa bir derneğe mi bağışlasam? Uzun düşünmeler sonunda arkadaşı avukat Uhov geldi aklına. Uhov'a işlerini çekip çevirmesinden dolayı borçluydu. Hemen kararını verdi. Çok iyi olur diye düşündü. Yakın arkadaşı olarak benden para almak istemeyeceğine göre kendisine böyle bir armağan sunarsam uygun kaçar. Bu şeytan işini ona vereyim gitsin. Bekardır adam, üstelik uçarı. Tam ona göre. İşi sürüncemede bırakmaksızın çabucak giyindi, Şamdan'ı aldı, arkadaşının evine gitti. Merhaba dostum, dedi avukatı evinde bularak. Hayledir sana uğramayı düşünüyordum. İşte geldim. İşlerim için zahmetlerinden ötürü teşekkür ederim. Biliyorum, arkadaşım olarak benden para almayacaksın. Ben de şu parçayı getirdim sana. Bak, ne güzel bir şey. Onun verdiği nesneyi görünce avukatın aklı başından gitti. Kahkahayı basarak, böyle bir şey görmedim dedi. İnsanlar neler düşünüyor yahu? Harika bir şey bu. Mükemmel. Bunu nereden geçirdin eline? Ancak heyecanı yatıştıktan sonra avukat kapıya baktı. Korka korka. Arkadaş, getirdiğim bu şeyi hemen geri götür dedi. Onu senden alamam. Doktoru bir korku duraldı. Niçin? Niçin mi? Annem, müşterilerim gelir buraya. Hizmetçilerden utanırım. Bunun üzerine doktor, kesinlikle reddedemezsin arkadaş. Böyle bir şey yaparsan çok gücenirim. Gerçek bir sanat eseri. Şundaki kıvraklığı, etkileyiciliği, anlatım gücünü görmüyor musun? Beni kırarsın vallahi diye yanıt verdi. Doktor böyle söyledikten sonra elini salladı, kendini Uhov'un evinden dışarı attı. Oh be, kurtulmuştu o garip nesneden. Rahatlayarak evinin yolunu tuttu. Doktorun gidişinden sonra avukat Şamdan'ı ellerinin arasında evirip çevirdi, parmaklarıyla her yerini yokladı. Tıpkı doktorun yaptığı gibi ondan kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Besbelli güzel bir şey. Kaldırıp atmak olmaz. Büromda tutmak da. En iyisi onu birine armağan etmeli. Tamam, güldürü oyuncusu arkadaşım Şaşkin'e vereyim. Böyle şeylerden hoşlanır kerata. Üstelik adına düzenlenmiş bir gösteri var bugün. Kendisine benim armağanım olur. Söylenen yapılmalıdır. Özenle sarılıp paketlenen Şamdan akşamleyin güldürü ustası Şaşkin'e sunuldu. Getirilen armağanı görmek isteyen erkek oyuncular Şaşkin'in soyunma odasına baskın yaptılar sanki. At kişnemelerini andıran gülüşmelerin, gürültü patırtının ardı arkası kesilmedi. Eğer kadın oyunculardan biri kapıyı çalıp girebilir miyim diye sorarsa güldürü ustası kısık sesiyle aman kardeşim giyinik değilim diye karşılık veriyordu. Ancak düzenlenen gösteriler son bulunca güldürü ustası iki elini yana açarak ben bu berbat şeyi ne yapayım diye sormaya başladı. Bana gelip giden oyuncu arkadaşlarım arasında kadınlar da var. Fotoğraf değil ki çekmecenin bir gözünde saklayayım. Güldürü ustasının giysilerini değiştiren berber, beyim satın onu dedi. Şu yakınlarda tunç işi eski eşya alıp satan yaşlı bir kadın var. Adı Simirnova. Kime sorarsanız bilir. Güldürü ustası denileni yaptı. Aradan iki gün geçmişti. Doktor Koşelkov muayenehanesinde oturuyor, parmaklarını şakağına dayamış, safra asidi konusunu düşünüyordu. Tam o sırada kapı açıldı, Sasha Simirnov fırtına gibi girdi içeriye. Delikanlı gülüyor, gözlerinin içinden mutluluk okunuyordu. Elinde de gazeteye sarılı bir paket vardı. Doktor, dedi soluk soluğa, nasıl sevinçliyim bilseniz, size getirdiğim Şamdan'ın eşini buldum. Kendinizi çok şanslı saymalısınız. Ben annemin biricik oğluyum ve siz benim yaşamımı kurtardınız.
Böyle dedikten sonra minnettarlık duygusuyla titreyerek masanın üstüne bir şamdan koydu. Doktorun ağzı bir karış açık kaldı. Adamcağız bir şeyler söylemek istediyse de öylece durdu. Çünkü dili tutulmuştu.